Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size 98 model 2.5 V6 Grand Vitara kısaca tanıtımını yapacağım, tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Bu tarz araçlara yeni başlayacak arkadaşlara bu kaydın yardımcı olacağını düşünüyorum. Daha önceki videolarda da kullandığım araçların burada ben kadrajı değiştiriyorum. Araca dönüyorum arkadaşlar. Genel bir video çekeceğim. Çünkü o tarz mesajlar aldım. Aracımız 98 2.5 V6 LPG'li. Burada LPG kitlerini görüyoruz. Kısaca motor bölümünü tanıtıp iş kısmına geçeceğim. Akümüz. Motorun ön kısmıyla ilgili olan sigortalarımız. Hava filtremiz. Burada hava filtresi sensörü. Onun altında benzin tankımız, benzin pompamız. Burada radyatörümüz, termostatımız. Burada pervanemiz, pervanemizin arkasında termiğimiz var. Burada ATF yani direksiyon hidroliği yağ kutumuz mevcut. Burada fren hidroliği yağ kutumuz mevcut. Üzerini görebiliyorsanız DOT 3 yazıyor arkadaşlar. Buraya DOT 3 harici başka bir yağ kesinlikle koymuyorsunuz. Benim değil fakat başka arkadaşların başına geldi. DOT 4 koymuşlar. DOT 4 fren hortumlarında balonlama yapar ve frenlerinizin tutmamasına neden olur. LPG beynimiz, su, radyatör su depomuz, cam suyu depomuz, yağ dolum kapağı, yağ çubuğu. Burada bobinlerimiz var arkadaşlar. Bu arabalar LPG'yi sevmiyor. Kullanıcılar bilir. Bobinlerin ömrünü çok çabuk yiyor LPG. Ben zaman zaman LPG temizliği yapıyorum. 1.6'larda, 2000 motorlarda bloğun üstünde olur. LPG şey bobinleri, pardon, ateşleme bobinleri. V6'larda burada bir kapak var. Şurada vidaları var. Gördüğünüz gibi. O iki tane vidası var. Vidaları söktüğünüz zaman bobinlerin göreceksiniz. Bobinleri fişinden çıkarttınız. Bobinleri sabitleyen bir adet vida var. Fişinden çıkarttığınız zaman bobinleri kafasından tutup çekiyorsunuz. Bobini çektikten sonra bobin ve bobinin altında pipo dediğimiz uzun bir hortum var bobinlerin altında. Bobinle pipoyu böyle hafif çevirerek çıkartabilirsiniz. Onun içerisinde bir adet yay var böyle. O yayın bujiye gelen ve bobine gelen kısımlarını zımparalayıp işte balata spreyiyle onu temizlerseniz aracınızda tekleme, ateşleme sorunu bir nebze de olsa düzeliyor ve aracınıza biraz performans katıyor. Neden? Çünkü o bobinler zamanla toz alıyor, işte ısı, sıcaklık farkından dolayı kurumba alıyor, işte pas yapıyor vesaire. Ateşlemeyi gerektirecek elektrik akımında aksamaya neden oluyor. Temizliğini yaparsınız, takarsınız, motorunuz bomba gibi olmaya başlayacaktır. Burada kısaca anlatacaklarım bu kadar. Aracın kupasından bahsedeyim. Arazi araçlarına binenler, yani bende boya takıntısı, işte değişen takıntısı yok. Çünkü aramıyorum. Çünkü dağa gidiyoruz. Ben offroad yapıyorum. Ankara'da Türk Offroad grubu var. Grubun üyesiyim. Ekstrem bir offroad yapıyoruz. Aracımda bir sürü çizikler var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani kaporta takıntım yok. Bu araçlarda alacaksanız motor, şanzıman, işte aktarma organları diferansiyeldir, akislerdir ve en önemlisi şase. Şaseye dikkat edeceksiniz. Onun haricinde hani bilmiyorum kaporta takıntınız varsa sizin bileceğiniz ama benim kaporta takıntım yok. Aracımızda 220, 275, 75, 16 Marshall MT lastik var. Çamurda çok başarılı, karda çok başarılı. Fakat buz ve yağmurlu havalarda
pek fazla güven vermediğini söyleyebilirim. Orta derecede ses yapıyor. Bu sesi de yüzü geçtikten sonra hissetmeye başlıyorsunuz. Zaten bu arabanın giderken yolda ses yapmaması imkansız. Yüksek bir araba. Port bagajı var. Lastikler de var. Kupa yükseltmeye değinmek istiyorum. Burada takozu göremiyorum ama şurada amortisör kafasındaki yükseltmeyi görüyorsunuz. Şimdi burada kupamızın yükseltme takozu. Bir de arkada var. Toplam 8 adet takoz var bu araçta. 2 arka tamponda, 4 tane orta şasede karşılıklı, 2 tane de motor bloğunun şasenin olduğu yerde 8 adet takozumuz var. Takozun yanında ne işlem yapıyoruz arkadaşlar? Direksiyonu uzatıyoruz. Fren hortumlarını uzatıyoruz. Bir takım şase ile kupa arasında bağlantı noktalarında, amortisör kafalarında ufak oynamalar yapıyoruz. Aracımızın iç kısmına geçiyorum. Araç 98, 2.5 V6. Yaşı itibariyle çok fazla kozmetiğe girmiyorum. Aracımın kontağını açtım. Araçta alarm olduğu için, kit olduğu için kapıları açınca otomatik bende dörtlü yanıyor arkadaşlar. Marşıma bastım. Şimdi buradan kilometresini göstereceğim sizlere. Bu aracı aldığımda 195 bin civarlarındaydı. Araç yaklaşık 2 yıldır bende. 2 yıldır sadece yağ bakımı yapıyorum arkadaşlar. Hani ufak tefek araziye girdiğimiz için bir takım sıkıntılar oluyor. İşte şasede, yani şase dediğim işte kopmalar veya şaseden değil, hani bağlantı, amortisör yerlerini falan. Onlar da bu işi yaptığımız için gözümüze batmıyor. Şöyle koltuğumu az bir geri çekeyim. Aracımı biraz önce 4 çekere almıştım. Şimdi 4 çeker modundan size de bahsedeceğim. Vites konumumuz P modda. Arazi vitesimiz 4 haşta. Frene basarak bunu 2 haşa aldım. Gördüğünüz gibi 4 haş modumuz söndü. Şimdi 2 haş modundayım. 2 çekerdeyim arkadaşlar. 4 çekere diyelim ki seyir halindeyiz. D'ye aldım. Seyir halindeyiz. Yolda böyle kayma yapıyor. Seyir halindeyken maksimum 30-40 ile giderken aracınızı hiç durmanıza gerek kalmadan 4 haş moduna alabilirsiniz. Yine o bozuk yoldan çıktınız. Yine hiç durmadan 30-40 kilometre hızla giderken 4 haştan tekrar 2 haşa alabilirsiniz. Çok güzel bir ayrıntı, özellik. Zaten bir rampaya vurdunuz. Kaldınız kalacaksınız. 2 çekerdesiniz. Durayım arabayı da 4 çekere alayım dediniz mi?